meydana gelen krizin etkisiyle Türkiye için de 2010 yılı ciddi manada sıkıntılı geçecek gibi görünüyor. Ekonomi yönetimi de buna yönelik bazı önlemleri de almaya başladı. 2013, 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan orta vadeli programda da kamunun disiplin altına alınabilmesi için bazı tedbirler öngörülüyor. Bunun için de kamunun mal ve hizmet alımlarına yönelik harcamalarda frene basılacak. 2012 yılında kamunun 33,4 milyar liralık bir mal ve hizmet alımı öngörüsü var ekonomi yönetiminin. 2013 yılı içinde bu rakam değişmeyecek. Tabii ki bu rakamın değişmemesi için de kamunun bazı kalemlerde tasarrufa gitmesi gerekiyor. Bunların öncelikli olanları taşıt, lojman, makine ve ekipman alımlarından kaynaklanıyor. Şimdi bizim habere konu olan kısmına baktığımızda da kamunun taşıtlarda ciddi bir lüks araç israfının söz konusu olduğu resmi verilere de yansımış durumda. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü İlhan Hatipoğlu imzasıyla tüm valiliklere, rektörlüklere, müsteşarlıklara gönderilen yazıda kamunun taşıt edinirken uyguladığı yöntemlerde gerekli hassasiyetin gösterilmediği ortaya çıkıyor. Kamu 2006 yılından itibaren hizmet alımında hem satın alma yöntemini tercih ediyor taşıt alımlarında hem de hizmet alımı yöntemini tercih ediyor. Tabii ki hizmet alımı yönteminde de eğer fiyat konusunu iyi ayarlayamazsanız kamunun zarara uğratılması söz konusu. Bunu bir örnekle açıklamamız gerekirse şimdi yıllık en kötü daire başkanının binebildiği bir aracın yıllık kirası 15 bin lira. KDV'leriyle birlikte bu 17-18 bin liraya kadar çıkıyor. Şimdi böyle olduğunda 3 yılın sonunda ortaya çıkan fiyatla bu aracın kendisini satın alabilmeniz mümkün. Siz buna sadece kira ödüyorsunuz. Kiralama yöntemi. Yılın ilk 10 aylık verilerine baktığınızda da kiralamaya 114,5 milyon liralık bir kaynak aktarılmış. Bu gerçekten ekonomi yönetiminin tepkisini çekti. Bundan sonrası için en azından ne yapılabilir? Kamuda müsteşar seviyesinde, genel müdür seviyesinde, daire başkanı seviyesinde taşıt kiralamalarda sınırlamaya gidilecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bu konuya yönelik bürokratlarına talimatları var. Önümüzdeki günlerde bu talimatların dikkate alınıp alınmadığını hep birlikte görme fırsatı taşıyacağız.